Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Saatler 17.30'u gösterdi. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bugün dış politikaya dair başlıklarımız olacak. Sıcak gündemlerden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde hepimiz biliyoruz ki paylaştık haber bültenlerimizde. ABD'deki seçimler, seçim süreci nasıl işledi ve Joe Biden başkanlığı kazandı. Fakat Donald Trump bu anlamda şu anda atacağı hamleler de bekleniyor ve Türk-Amerikan ilişkilerinde bundan sonraki süreç için analizleri merak ediyoruz. Soracağız hocamıza ve yine yakından takip ettiğimiz Ermenistan-Azerbaycan savaşı diyebiliyorduk. Dağlık Karabağ meselesi vardı. Bu stüdyolarda yine konuşmuştuk bu başlığı ve Azerbaycan'ın zafer açıklamasıyla bu anlamda da karşı karşıya kaldık. Fakat masaya oturulduğunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacak? İlişkiler anlamında hangi etaplar bizi bekliyor? Merak ediyoruz ve soracağız. Çok değerli bir akademisyen konuğumuz bizimle beraber. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Tahir Korkmaz stüdyomda bugün benim program konuğum kendileri. Öncelikle hocam yerimize hoş geldiniz. İlk başlayalım Hoş bulduk. efendim. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmadınız. Şimdi ABD'de seçimler bu anlamda ciddi bir yarış vardı başkanlar arasında Evet. ve Amerika'nın seçimler tarihinde de bir ilk yaşandı. Trump bu anlamda baktığımızda ikinci sefer tekrar adaylığını koydu ve sistem içerisinde seçilecek mi seçilmeyecek mi başlığı vardı. İki başkan da ciddi anlamda kampanyalarını yürüttüler seçim anlamında. Bu anlamdaki sonuca da baktığımızda heyecanla takip ettik ve başa baş giden bir süreç vardı. Nitekim ki Joe Biden bu yarışı kazandı şu anda. Hatta uzun bir süre açıklanamadı seçim sonuçları. Çünkü Trump birçok eyalette itiraz süreçlerini başlattı. Bundan sonra yüksek mahkemeye gideceğini söyledi gibi gibi süreçler de yaşandı. Genel anlamda ABD seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir giriş yaparsınız? Böyle başlayalım. Yani şimdi geneline baktığımızda aslında seçim sonuçları açıklandı ama hala bu eyaletlerde özellikle Cumhuriyetçilerin ve Trump'ın yaptığı itirazlar var ve dolayısıyla Evet. bu sandıkların bazıları tekrardan sayılacak. Muhtemelen bir 11 Kasım'a kadar yani işte bugün güya olacak gibi bir şey dediler. Hani onlar bizden biraz 8-9 saat geri oldukları için muhtemelen o zaman anca öğrenebileceğiz. Bayağı bu eğer mahkeme olayı da girerse işin içine biliyorsunuz o konuda biraz bir çıkmaz olabiliyor. Ne olursa olsun onlar yani bütün bu seçim kampanyası sırasında en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu anket şirketlerinin toptan ne kadar yanıldıklarıydı. Çünkü bazılarında Trump'ın alacağı oy %37 olarak bile düşünülmüştü ve gösterilmişti. Ve bu seçimler neticesinde şu görüldü aslında. Amerika'nın her ne kadar olursa olsun belki de Covid problemi gibi çok evrensel bir konuda bile hani dünyayı etkileyen bir olayda bile en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmesine rağmen Trump'ın bu kadar yüksek oy almış olması her şeyden önce Amerikan toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösterir. Yani burada şimdi Biden'ın tabii biliyorsunuz çok fazla tezleri vardı. Bu tezlerden bazıları özellikle işte Obamacare dedikleri hani sağlık sigortası olayının daha işte adil bir şekilde dağıtımı gibi bazı şeyler söylenmişti ve bunlar hayata geçirilecekti ve bunlara söylemesine rağmen Biden'ın bu kadar düşük yani oy almış olması hani kıl payı geçmiş Başa baş gibi gittiriyoruz. olması Amerikan toplumu arasının içindeki bölünmüşlüğü de göstermekte. Şimdi bu eyaletlere de baktığımız eyaletler bazında da hani bazen değişiklikler olabiliyor. Eskiden mesela Arizona veyahut da New Mexico gibi eyaletler daha çok işte cumhuriyetçilere oy verirdi. Bu sefer oraları hani demokratlar aldı. Florida keza zaten hep cumhuriyetçiydi ama bir de şunu da düşünmek lazım. Florida'daki yaşayan kesimin birçoğu aslında Amerika'nın çeşitli yerlerinden emekli olup da emeklilik dönemini biraz da o tarafta yaşamak isteyenlerden de oluşuyor. Şimdi orada da böyle bir hani bir bakış açısı var. Ama genel itibariyle şunu söylediğimde ben Amerikan toplumunun bu kadar Trump'ın icraatları konusunda eleştirel olmasına rağmen mesela biliyorsunuz en fazla ortaya çıkan olaylardan bir tanesi bu white supremacist dedikleri yani beyazların üstün ırk olarak görüp de işte beyazları sürekli ön plana koymaları ve bildiğiniz ayrımcılığı sistematik hale getirir gibi bazı uygulamalarda bulunmasına rağmen Trump'ın bu kadar destek görmesi ve açıkça ırkçılığın
üst şeyde hani görünmesine rağmen kamuoyunda hala bu konuda gerekli tepkilerin verilmemesi ve Trump'ın bu kadar yüksek oy alması Amerikan toplumunun aslında başkanın bu kadar eleştiriye yol açan işte icraatlarını hala desteklediğini göstermekte. Bu da aslında bence endişe verici. Bir de böyle bakmak böyle görülebilir. Yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani Amerika'da yaşamış birisi olarak öyle düşünüyorum. Mesela hangi eyaletlerde de yaşadım? Hani ben Washington'da yaşadım. Ondan sonra Texas'ta yaşadım bir müddet. Ve biliyorum yani eyaletlerdeki insanların düşüncelerini. Yaşadığımız mesela Austin'de yaşarken dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi, bakın genel açıdan şehirlerin ve şehirleşmiş yapıların bulunduğu yerlerde oylar genelde demokratlara gider. Fakat kırsal kesimden ve daha muhafazakar kesimin oyları ise sürekli olarak cumhuriyetçilere gider. Şimdi tamam, bu buraya kadar olan kısmı anlaşılabilir ve normaldir. Fakat problem olan nokta esas şu, bakın Amerikan toplumundaki siyasi felsefe veya siyasi anlayışın hala ideolojiye göre ideolojiye göre hala farklılıklar gösterdiğidir. Çünkü şunu söyleyebilirim. Mesela Amerika'da çok açık bir biçimde devletin hiçbir şekilde sağlık gibi, işte eğitim gibi konularda doğrudan müdahale etmesi kabul görmez. İşte nedir? Klasik liberal demokrasi anlayışı vardır onlarda. Yani bu klasik anlayışa göre işte devlet sadece ülke sınırlarının güvenliğini sağlar, diğer konulara müdahale etmez. Cumhuriyetçiler bunu savunuyorlar. Hı hı. Demokratlarsa özellikle Obama döneminde oluşturulan bir şey vardı. Devletin ekonomik imkanı olmayan kişilerin sağlık sigortalarının ödenmesinde katkıda bulunması gerektiğiydi. Yani mesela işte siz aylık geliriniz şu kadar ve bu aylık gelirinizin atıyorum belki de sadece %1'ini ya da %2'sini sağlık sigortasına harcayabilecek durumdasınız. Ve bunu veriyorsunuz ve üstünü size devlet sağlıyor. Tabii yaptığınız sağlık sigortasının da ödediğiniz ücretine göre sizi şey yapıyor. Yani sağlık masraflarınızı karşılıyor. Öyle bizimki gibi hani standart bir sağlık sigortası yok. Evet, değil. Hani eğer çalışmıyorsanız bazı iş yerlerinde mesela neden? Çünkü adı üstünde adamlar bunu söylüyorlar. Benefit diyorlar. Yani bunu ekstra bir şey olarak görüyorlar. Şimdi bizim ülkemizde de özellikle 1960'lardan 70'lerden başlayarak sağlık sigortası anlayışı gelişti. Avrupa ile beraber de bu oldu. Hem Avrupa'da bu yönde adımlar atıldı. Bizde de bu adımlar atıldı ki hani insanların eğer maddi gücü yoksa kendilerine hastanede baktırılsın. Yani bir şekilde devlet bunları, sosyal devlet anlayışı gelişsin. Şimdi Amerika'daki demokratlar bunun olmasını isterken cumhuriyetçilerse demokratların bu yöndeki uygulamalarını komünizme yönelik bir eğilim olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla böyle bir durumda siz çok farklı yorumlarla ve çok farklı bir kutuplaşmayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Esas tehlike aslında Amerika'da bu ve bu hala da büyüyor. Yani dediğiniz gibi bu sağlıkla ilgili primsel doluru sağlık sigortası başlığı aslında bu anlamda iç siyasette kullanıldığında söyleyebiliriz şu anda. Çok fazla herkes kullandı. Yani bir nevi aslında Trump ki şu anda demişti. Covid gündemi Obama Care'i iptal ettiğini belirtmişti Trump ve bunun imzasını yaptı ve özellikle de halka bunu çıkarıp gösterdi. Bakın Obama Care artık bitti. Ben yeni bir sağlık sigortası üzerinde çalışıyorum dedi. Ama pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber Trump'ın olayları tamamen değişti. Neden problemdir biliyor musunuz? Amerika gibi bir ülkede pandeminin ortaya çıkması demek, düşünün, sağlık sigortası olmayıp yani kendine baktıramayacak düzeyde olan bir sürü insanın hastanelere başvuramaması demek. Şimdi Trump Covid ortaya çıktığında yaptığı tek şey ve ilk uygulama şu oldu. Covid'den dolayı hastanelere başvuranlar ücretsiz tedavi edilecek dedi mesela. Ama bunu her hastane de yapmadı. Kimden ücretlerini alacaklar hastaneler? Trump'ın demesiyle olmuyor bu iş. Kaldı ki ülkede şöyle bir şey var. Şimdi bir hastaneye gidiyorsunuz. Adamlar mesela ameliyat olacaksınız. Adamlar anestezi uzmanını başka yerden çağırıyor. İşte ameliyatı yapacak doktor, işte ameliyat yapacak doktorlar odasından geliyor. Yani hastane var, sanki bir kişi sadece binayı sağlıyor size. Diğer her yeri başka yerden topluyorlarmış gibi size daha sonra ameliyattan sonra hastane faturası çıkarılıyor. Yani siz hastaneye ayrı para veriyorsunuz. Ameliyatı yapan doktora ayrı para veriyorsunuz. Sizin ameliyattan önce anestezinizi yapacak doktora ayrı para veriyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Hani bunun geneli anlatmak için size bunu söylüyorum. Sistemi anlatmak aslında için. Aslında bu sağlık olayı başlı başına bir problem.
Çünkü ülkedeki 350 milyon nüfusu veya 370 milyon civarı belki nüfusu var şu anda Amerika'nın. 350 milyon nüfusun neredeyse 50 milyonu hastaneye olan borçlarından dolayı icralık durumda. Ve bu insanların birçoğunun evlerine ipotek konmuş ve el konulmuş durumda. Hastane borcu olduğu için. Obamacare, Obama'nın dönemi zamanında bu tek değiştirildi. Yani maddi imkanı olmayan insanların hapse gitmesi en azından engellendi. Çünkü bazıları hapse bile gönderiliyordu. Yani hastane borcu ciddi yüzünden. Ciddi bir problem. Kesinlikle öyle ve çok büyük bir problem ve bu olaylara rağmen Trump'ın hala seçilebiliyor olması. Ve bu hani oy veren kesim belki de biraz tartışılabilirlerdi tabii ama önemli olan konu biz tabii seçimlerde bu olayları biraz bıraktık. Hani Türkiye'ye yansımaları bunun nasıl olur gibi olaylara yoğunlaştık. Merak edilen süreçte buydu. Siz de soracaksınız. Soracağım tabii ki. Türk-Amerikan ilişkileri içerisinde şimdi baktığımızda Trump dönemi içerisinde de birçok kriz yaşandı aslında. Ama şu anda bahsettiğiniz başlık yani Amerika'nın iç siyaseti içerisinde, seçim gündemi içerisinde ki koronavirüs gündemi şu anda tüm dünyanın küresel anlamda mücadele ettiği bir gündem. Aşı çalışmaları bir yandan devam ediyor. Aşıyı kim bulacak? Özellikle hangi ülke bulacağı da uluslararası ilişkilerde de bir yansıma yaratacak özellikle. Aşı daha çıkmadan aşının ücreti konuşulmaya başlandı mesela örnek verecek olursak. Kaldı ki sağlık anlamında böyle bir sıkıntı varsa Amerika'da bu da seçim sonuçlarına illaki yansımıştır ve yansıdığını da görüyoruz. Ama hala Trump'ın bu kadar yüksek oy alması da düşündürücü diyorsunuz. Ya bu biraz galiba orada biraz açıdan da olabilir. Evet, ekonomi bağlamında da Trump'ın işte iş adamı olması, bu anlamda ilk seçimlerde, başkanlık seçimlerindeki ilk kampanyası içerisinde bunları yüksek ihtimalle kullandığını görüyoruz. Doğru. Ama bu sefer Covid gündemi galiba ne kadar ekonomi anlamında güven verse de Trump, kendine güvense de koronavirüs ve sağlık anlamında da farklı bir gündem var Amerika'da diyebiliriz. Ve Türk-Amerika ilişkileri bağlamını tabii ki merak ediyoruz şimdi. Evet, seçim yapıldı. Seçim sonrasında ne olacak başlığı var. Şimdi demokratların duruşu bu anlamda tablo anlamında da belli. Neler söylersiniz, nasıl etkilenecek? Çünkü Trump döneminde Trump'ın görevinin başından sonuna kadar belki son dönemlerde Türk-Amerikan ilişkilerinde çok büyük krizler yaşanmasa da ilk dönemde ciddi anlamda krizler yaşadığımızı söyleyebiliriz. Zaten genel anlamda siyasi tarih içerisinde saydığımızda da çok fazla başlık çıkacaktır Trump dönemi için. Nasıl yorumluyorsunuz? Trump dönemi ve şu anda Joe Biden'la devam eden bir süreç kapıda. Neler söylersiniz? Ya Biden her şeyden önce Türkiye'ye çok yabancı bir insan değil. Biraz Türkiye'ye yönelik katı tavrıyla bilinir. Yani geçmişte yapmış olduğu iki tane problemden dolayı da sonradan gelip özür dilemişti mesela. Biden nerede ne yapacağını biraz hani bilmeyen bir insan ama Trump da ondan pek farklı değildi. Sadece Trump döneminde bizim Cumhurbaşkanımızla Donald Trump arasındaki ilişki yüzünden hani biraz da böyle hani şahsi ilişkileri yakın olduğu için kişisel ilişkiler üzerinden uluslararası ilişkileri yönetme durumu söz konusuydu. Ben Biden döneminde bunun olmayacağını düşünüyorum ama bakın şunu da söyleyeyim şimdi. Mesela Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo özellikle bizim Doğu Akdeniz'le ilgili olarak çok büyük bir problemimiz olmuştu. Pompeo mesela Doğu Akdeniz problemi çıktığında geçen ay gelmişti ve Yunan Başbakanı'nın Mitsotakis'in Girit'teki villasında konakladı. Bir dışişleri bakanı. Hani dışarıya bize de üstelik gelmedi. Genelde ne yapılması gerekiyordu? Bakın NATO'nun tarihinde veyahut da Amerikan Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde bir dışişleri bakanı veya bir cumhurbaşkanı pardon bir başbakan ya da bir devlet başkanı diyelim atıyorum Amerika'dan bir devlet başkanı Türkiye'ye geldiğinde Yunanistan'a da gider ya da Yunanistan'a geldiğinde Türkiye'ye de gelir. Bu seferlik ne yaptılar? Doğu Akdeniz'de mesela Türkiye'yi desteklemediklerini bir nevi iddia eder gibi Girit'e kadar geldiler ve Yunan Başbakanı'nın Girit'teki villasında kaldılar. Yani bir dışişleri bakanı orada kalabiliyor, Pompeo orada kaldı. Ondan sonra da geri döndü. Yani aslında Trump'ın bu tarz uygulamaları da söz konusu olduğu için ben %100 Trump'ın, hani Biden'ın Trump'tan daha kötü olacağını düşünmüyorum o açıdan. Biraz daha belki ilişkilerimizde kurumsal yapıyı daha fazla göreceğiz. Yani şahsi yapıdan ziyade kurumsal yapıyı daha fazla göreceğiz. Bizim S-400 füzeleri problemi sebebiyle biliyorsunuz onaylanmıştı Kongre tarafından bir Türkiye'ye yaptırımlar listesi var. Ve Trump bunu bekletiyordu. Belki bu onaylanmayabilir. Yani onaylanabilir pardon. Evet. Biden tarafından veya gündeme getirilebilir. Ama yapılsa bile ben bu böyle bu tarz yaptırım durumunun tabii Türkiye sonuçta Amerika'dan da istemişti. Amerika
Amerika Patriotları vermeyince biz zaten Rusya'dan almak durumunda kalmıştık. Trump en azından bunu haklı olarak söylüyordu. Biden'ın böyle bir şey söylemeyeceğini zannediyorum. Yalnız bizim bu açıdan orada dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi Türkiye adına lobicilik faaliyetlerinin Amerika'da çok fazla artırılması. Çünkü demokratlar kendi yapmış oldukları Türkiye aleyhdarı tezlerde her zaman uluslararası hukuku, evrensel değerleri ön plana koyaraktan böyle Türkiye'yi biraz bu açılardan objektif bir şey göstererekten Türkiye'nin de yaptığı bir şey varsa işte onu negatif yönden göstererek Türkiye'yi eleştirmeye çalışıyorlar. Bizim bu açıdan, ben bizim devletimizin bunu yapamayacağını zannetmiyorum. Bizim bu açıdan Amerika'daki lobi şirketlerini, özellikle Türkiye lehine faaliyet gösteren lobi şirketlerini güçlendirip Türkiye'nin faaliyetlerini ve haklılığını aynı zamanda, çünkü Doğu Akdeniz'deki haklılığımız uluslararası hukuk açısından belli fakat biz bunu yeterince anlatamıyoruz. Yani bu nasıl yapılabilir? Siz bunu doğrudan söylemek istemeseniz bile uluslararası hukukta mesela atıyorum İngiltere ile Fransa arasındaki veya diğer ülkeler arasındaki bu davalardan, deniz hukuku ile ilgili yapılan davalardan ya da deniz yetki alanlarının belirlenmesiyle ilgili yapılan davalardan örnekler göstererek Türkiye'nin bu bölgedeki haklılığını gösterebilirsiniz. Başka bir yere dayanmanıza gerek yok zaten burada. Ama maalesef bu konuda biraz geri kalıyoruz diye düşünüyorum. O da Trump zamanında iki ülke ilişkilerinin aşırı bir biçimde bireysel temaslar üzerinden yürütülmeye çalışılması sebebiyle. Bir diğer olay şu olabilir, Suriye konusu olabilir. Çünkü Trump her ne kadar Suriye'den ve diğer yerlerden asker çekmek istediğini bildirse de ve bunu belirli bir alanda yapmış olsa bile Biden belki buradaki asker sayısını artırma niyetinde olabilir. Çünkü Biden en son Obama'nın başkan yardımcısıyken yapmış olduğu en önemli faaliyetlerden bir tanesi biliyorsunuz. Bu YPG, PKK çetesine nedir işte bu terörist örgütlere Akdeniz'e çıkış sağlayacak bir terör devleti kurdurma projesi vardı. Bu son haddine çıkmaya başlıyordu artık ve bu tarz olaylara belki yeniden bir başlangıç ya da geri dönüş olabilir. Yani Obama'nın dış politikadaki duruşu bu anlamda aslında o tarihsel süreçteki bir duruşu vardı biliyoruz ki. Yani o öyle. Etkili olacak mı Joe Biden'da Joe da? Joe Biden'ın ben Obama'dan ziyade şunu düşünüyorum. Joe Biden biliniyor zaten Ermenist iddiaları gibi, işte soykırım iddiaları gibi tasarıları çok fazla destekleyen bir insan ve geldiği zaman da bunları tabii tanıyacağını onlara söz veren bir insan. Ama bunu ne oranda yapabilir onu biraz düşünmek gerekiyor. Çünkü son dönemde özellikle Rusya'nın Kafkasya ve Balkanlar üzerinden güneye ve özellikle Suriye üzerinden güneye ve Doğu Akdeniz'e bir nevi aslında yerleşti Rusya. Bu da tabii Amerika'yı endişelendiren bir konu. Böyle bir durumda Türkiye'yi de kaybetmek istemezsiniz. Yani ben bu açıdan Rusya'nın faaliyetleri dolayısıyla Amerika'nın Türkiye ile ilgili ilişkilerinde ve davranışlarında belirli bir otofrene basacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü tamamen Türkiye kaybedilebilecek veya kaybedilmeye göze alınabilecek bir ortak değildir. Hı hı. Özellikle şundan bahsettiniz. Evet, bireysel ilişkiler Trump'ın döneminde çok sıklıkla devam ettiği için biz belki de Amerika'nın aslında genel politikasındaki bir duruşunu detaylı bir şekilde analiz etmiyorduk. Aslında duruş evet. Aynıydı. Sadece başkanın bireysel hareket etmesi. Trump çünkü ciddi anlamda tweetle dünyaya mesaj veren başkanlardan bir tanesiydi. Fakat Joe Biden bunun tam tersine devlet genelliği olan ciddi görevlerde bulunmuş. Trump evet bir ekonomi anlamında bir iş adamıydı. Hı hı. Ciddi bir iş adamıydı. Belki de Amerika'daki o dalgayı arkasına almasının ve heyecan yaratmasının nedenlerinden bir tanesi buydu. Evet ciddi anlamda ekonomiyi yönetebilir başlığı vardı. Çünkü Amerika'da ekonomi çok önemli bir başlık olduğunu konuşabiliyoruz. Ama bazı iyi şeyler de yaptı. Sözünüzü kesmiştim. Nedir? Buyurun ekleyin hocam. Mesela Trump biliyorsunuz Amerika'da araç satmak isteyen birçok firmaya, özellikle Alman firmasına, sizler Meksika'da üretim yapamazsınız. Meksika'da yapmak yerine üretiminizi geleceksiniz, Amerika'da fabrika açacaksınız ve bu şekilde orada size ürün satmanıza izin vereceğim demişti. Ve birçok fabrikayı Amerikan topraklarına çekmiş ve belirli bir alanda bir iş gücü yaratmıştı Amerikalılara. Şimdi ileriki dönemlerde tabii genelde demokratların biraz da bu uluslararası liberal ekonomiyi destekleme durumu var. Çünkü Obama iktidardan ayrılmadan önce Amerika ile Avrupa arasında bir serbest ticaret anlaşması dönüyordu. Müzakereleri yapılmıştı hatta bunun. Yani
Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki serbest ticaret bölgesi gibi buna benzer bir serbest ticaret anlaşması yapılacaktı Amerika ile Avrupa arasında. Fakat Obama iktidardan ayrılınca ve Hillary Clinton seçilemeyip de Donald Trump yerine geçince bu ticaret anlaşmalarının görüşmeleri durdurulmuştu. Hatta bizim de o dönemde Avrupa Birliği'nden talebimiz vardı. Amerika ile yapacağınız ticaret, serbest ticaret görüşmesinde Türkiye'nin de dahil olunması gerektiği şeklinde. İyi. Bu daha Mart 2016 yılında bizim bu mültecilerle ilgili Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşmada bile, hatta Avrupa Birliği ile yapılan müzakerelerde konuşulmuştu. Yani Türkiye'nin buradaki serbest ticaret anlaşmasına dahil edilmesi, ki hani böylece bizim Amerikan ürünlerine gümrüksüz maruz kalıp da kendi ürünlerimizi Amerika'ya satma durumu olmasın diye. Yani dolayısıyla Türkiye Avrupa Birliği'nin yapacağı bir görüşmede Gümrük Birliği'nin bir üyesi olması sebebiyle bunu istemişti. Belki de böylesi bir anda şimdi Avrupa ile daha iyi ilişkilerin olacağı iddia ediliyor. Özellikle Angela Merkel de zaten Biden'ı tebrik etti bu açıdan. Çünkü biliyorsunuz Angela Merkel'in elini bile sıkmamıştı Trump tam olarak. Orada bayağı bir problem yaşanmıştı Angela Merkel'in Amerika ziyareti sırasında. Ve bu ilişkiler gittikçe gerginleşmişti ve bu ticaret anlaşmalarının görüşülmesi de rafa kalkmıştı. Bunlar yeniden gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Liberal ekonominin yeniden tesis edilmesi açısından. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü ile biliyorsunuz aralarına da yine mesafe koydular. Bunun da düzeleceğini düşünüyorum. Bizim açımızdan bir diğer belki pozitif olabilecek bir şey. İran'a yönelik olan yaptırımların kaldırılması olabilir. Çünkü Trump bunları tek taraflı olarak yine uygulamaya koymuştu ve İran'a yeni bir ambargo yapılmıştı. Evet. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler'in İran'ın aslında nükleer anlaşmaya harfi harfine uymasına rağmen, görüş belirtmesine rağmen Amerika'nın yaptığı bir icraat oldu. Ben bunun sonlandırılacağını düşünüyorum. Evet, bu da aslında. Aynen, biraz belki bu yapılırsa bizim de İran'la faaliyetlerimiz ve ticaretimiz rayına oturacaktır diye düşünüyorum. Bunu da söyleyelim. Bir konu başlığımız daha var. Çünkü bu anlamda ilerleyen süreçte tekrar konuşacağız illaki. Türk-Amerikan ilişkilerini bence bol bir süreç içerisinde. Ve Azerbaycan-Ermenistan'da yaşanan ciddi bir sıkıntılı süreç vardı. Dağlık Karabağ meselesi hocam. Şimdi ateşkes sağlandı bu anlamda. Açıklamalar yapıldı liderler tarafından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda masaya oturulacak bir süreç var. Dün Rusya'nın açıklaması da ortada. Putin özellikle bu anlamda ciddi bir sürecin ilerleyeceğini de söylüyor. Tam anlamıyla bir zafer diyebiliyor muyuz? Bu soruyu sorayım ben size. Süreç bundan sonra nasıl ilerler? Şimdi bu tabii bir zafer ama benim biraz endişelerim olan bir zafer. Açıkça söyleyeyim, mesela ilk etapta Türkiye tarafının bu işte oradaki gözetim gücünde olmayacağı söylendi. Biz sonra olacağı iddia edildi. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın çok bastırması sebebiyle yeniden bir Türkiye'nin oradaki güç içinde yer alacağı iddia edildi. Anlaşmada ben ters bir yer görüyorum birazcık. Yani nedir bu, o nokta? Umarım hani bu eski zamanda Türkiye ile ve Osmanlı ile ilgili söylenen şeyler de biliyorsunuz. Nedir işte, biz aslında savaşları cephede kazanıp da masada kaybettiğimiz oluyor diye. Umarım bu şekilde olmaz. Çünkü ben Rusya ile ilgili her zaman, belki de geçmişim itibariyle Rusya ile ilgili her zaman temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi şu: Ruslar girdikleri yere çok fazla kolay çıkmak istemezler, ki Amerikalılar da zaten böyledir. Ama Rusya'nın orada yer alması ve özellikle Laçin Koridoru gibi bazı yerleri kontrol etmek istemesi gibi olayların olması biraz beni düşündürüyor açıkçası. Sonra Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın burada Paşinyan'ın yanılmıyorsam söylediği bir ifade vardı. İşte anlaşmayı imzalamak zorunda kaldık. Bir de sosyal medyadan açıkladı bunu. Evet. Anlaşmayı imzalamak zorunda kaldık. Eğer kabul etmeseydik Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik. Şimdi bakın, bu ifadede tek başına bir problem var. Amaç zaten senin Dağlık Karabağ'dan tamamen çıkma. Bu ifade ne anlama geliyor? Ya bir kısmını alabildim mi demek istiyorsun şu anda? Yok, belki de hani diyor ki biz bunu imzaladık ve böylece Dağlık Karabağ'ın bir kısmını belki kendimize saklayabiliriz anlamına geliyor. Sen oradan tamamen çıkmak zorundasın zaten. Savaş da bunun için yapılıyor. Evet. Şimdi acaba diyorum ben, yarın öbür gün bunlar yine böyle PKK vari orada bir örgüt kurup da yine Azerilerle ilgili. Yine hareketlenebilir mi bölge? Çünkü oradaki Azeri nüfusuna yönelik olarak bir faaliyet de yapabilirler. Yani bunların, çünkü her şeyin birbirinin arkasında olduğu biliniyor. Yani PKK ile Ermenistan'ın faaliyetleri yan yana. Zaten birçok Ermeninin PKK'nın saflarında savaştığını biliyoruz.
Yani terör örgütü, terörist yani olarak. Bu durum tehlike yaratacak. Kesinlikle. Özellikle öyle. Masaya oturulduğunda böyle bir süreç olursa. Birçok PKK'nın yine Karabağ'a da gönderildiğini biliyoruz. Yani bunlar bildiğiniz terörist yani, başka bir şey değil. Ama hal bu iken ben böyle bir konuda, yani Paşinyan'ın bu şekilde bir açıklama yapmasını çok uygun görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani siz tabii halk biliyorsunuz parlamentoyu bastı Ermenistan'da. Evet. Olanlar olduğu gibi görünüyor. Ama çünkü neden biliyor musunuz? Bakın yurt dışında belki birçok kişi karşılaşmıştır. Ben yurt dışında Ermenilerle çok konferansta karşılaştım. İlk sordukları şey sözde Ermeni iddiaları. Şimdi ben böyle bir şey olmadığını söylediğim zaman bir tanesi bana tepki gösterdi Roma'daki konferansta. Sen nasıl böyle bir şey dersin? Herkes tanıyor. Kimmiş o herkes dedim. Ben tanımıyorum. Ya Avrupa ülkelerini sayıyor birer birer bize. Bir ülkenin tanımasıyla olmaz. Yani bu bir hukuki bir terimdir. Açın dedim mahkemeyle davanızı. Evet. Ama öyle bir şey de yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü amaç siyasi açıdan Türkiye'yi baskı altına almak. Ki bunu bu yüzden ülkeler aracılığıyla yapmaya çalışıyorlar. Yani bu olayda da bu anlaşma olayı eğer olursa tabii, hani kabul edilirse, hani belki biraz işte güya Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir koridor açılacak deniyor. Eğer ülkeler tabii bu anlaşmaya hani uymaya devam ederlerse ve sessiz kalırlarsa, hani sessiz yöntemle galiba tekrardan yenilenecek bir 5-6 yıllığına gibi görünüyor. Yani ama biraz ama bir belirsizlik var. Uzun vadeli durum için bizi korkutuyor diyorsunuz analiz açısından. Yani biraz çekinceli bir olay. Çok dikkat edilmesi gereken hassas noktalar var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani burada Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin çıkarlarının korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türk askerinin oraya gitmesi mümkünse eğer, gidecek olması çok önemli bir şey. Çünkü bu Suriye'den sonra aynı zamanda Ruslarla beraber bu bizim gözetleme olayını hani beraber yapacağımız, oradaki güvenliğin tesis edilmesi için sorumluluk üstleneceğimiz ikinci bir durum olacak. Yani biraz belki bu açıdan önemli. Ama yine de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Çünkü benim anladığım Ermenistan sadece sanki güç tükenmesi yaşadığı için belirli bir açıdan bir ara verdi gibi ara verdi. Bir mesaj vermiş oluyor. Ondan sonra yarın öbür gün ne yapacakları belli değil gibi bir durum oluşacak. Yani ivedilikle, bakın ivedilikle oradaki nüfusun çekilmesi lazım. Yani bu Dağlık Karabağ'a sonradan yerleştirilenler ne olacak? Evet. Çünkü oradaki yaklaşık olarak Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu yanılmıyorsam 154 bin mi 155 bin civarı bir nüfus var. Yani buna karşılık 1-1,5 milyonluk Azeri sadece mülteci var Azerbaycan içinde. Mümkün, kabul edilebilir bir durum değil bu. O zaman bir de işgal ettikleri bu toprak açısından ben hiçbir tazminat şeyi göremedim. Yani bu insanlar evlerine gelecekler. O kişilerin mülkleri kim bilir kime verildi. Ne yapıldı, ne edildi. Ya üstelik bir de şöyle bir durum söz konusu. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan, yani bu açıdan ne yapacaklar? Bunlar çok önemli. Bununla ilgili hiçbir hüküm yok bakın orada. Belki kişilerin evlerine, yani Azeri Türklerin belki evlerine yerleştirildi orada bu Ermenilerin birçoğu. Ne olacak onlar? Kim ne zaman çıkacak? Öbürleri ne zaman evlerine gelebilecek? Ve diyorsunuz ki buradaki ciddi tehlike bundan sonraki süreçte bu alanlar bu şekilde kalırsa terör tehditiyle de baş başa. Ermenistan zaman kazanmak için bu süreci kullanıyor da olabilir. Soru işareti bir durum diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. İvedilikle çekilmenin orada düşünülmesi lazım ki hala oradaki askeri gücün ne olacağı ile ilgili pek fazla somut bir şey yok orada. Sadece işte gelinecek, burada Rusya ile Türkiye gözetim yapacaklar. İşte güvenliğin tesisi açısından olursa tabii. Ondan sonra bu durumun nasıl çözüleceği ile ilgili olarak bir de iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi mümkün olacak mı? Bakın bu ülkelerin orada iyi anlaşması lazım. Ve bunun da en kısa zamanda olması lazım. Evet. Bu daha fazla bekleyemez. Ne kadar daha orası böyle istikrarsızlıkla uğraşacak? Ve yarın öbür gün Ermenistan'ın ekonomik açıdan düzeldikten sonra tekrardan oralara yeltenmeyeceğine malum. Bunu da vurgulayalım hocam. Çünkü Türkiye'ye yönelik olarak bir şey yapamazlar. Türkiye onlardan çok daha fazla güçlü. Yine yaparlarsa tabii bu büyük Ermenistan iddialarını yaparak yine başka yerlere saldırmaya çalışacaklar. Yani orada aslında amaç şu. Hani mümkün mertebe Azerbaycan'ın da Türkiye'nin de çıkarlarını koruyacak ve tesis edecek bir anlaşmanın olması. Bence biraz daha görüşülmesi gerekiyor o anlaşma. Bunu da söyleyelim, dikkat çekelim ve altını çizelim. Benim açımdan böyle. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız için. Analizleriniz değerliydi efendim. Ve bugünü noktalıyoruz. Yani tekrar 17.30'da burada olacağız. Hoşçakalın, mutlu günler.